davet ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Gülşah, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nereden geliyorsun? Ben Ankara'dan geliyorum ama İstanbul'dayım. Ankara'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler bizden. Demir abi, Gülşah Hanım geldi senin için. Gülşah, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen teşekkür de iyisin. Teşekkür ederim, ben de iyiyim, sağ olun. Ankara'dan geliyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Aa, ben 27 yıl yaşadım orada. Ankara'da, evet. Biliyorum. Biliyor musun? Evet evet, Ankara'da yaşadığınızı, yani hani izlediğim için biliyorum. Sahne aldığınız yeri biliyorum. Ha, yani evet. Bilerek görerek geldim. Öyle mi? Hı hı. Peki kendini tanıtır mısın? Ben 29 yaşındayım. Çocuk gelişimi mezunuyum. Ne güzel. Aynı zamanda diş hekimi asistanıyım. İşte butiğim var, bayan giyim butiğim var. Bir tane kızım var 6 yaşında. Allah bir tane teşekkürler. Allah bağışlasın. 6 yaşında kızım var. Eşimden ayrıldım. Bir yıl kadar ayrı kaldım. Anlaşamadık, ayrıldık. Evet. Evet. Siz evet. Kendinizi biraz anlatırsanız, fazla televizyon izleyemediğim için gün içinde. Ben 54 yaşındayım. Yaşın biliyorsun. Evet, biliyorum. Bilerek geldin. Evet. Sen 29 yaşındasın. Evet. Yani 30 desek 24 yaş fark büyük var. 25 yaş fark var aranızda. Ama ben olgun daha çok tercihim oluyor. Öyle mi? Evet, olgun. Çünkü daha olgun. Benim düşüncelerim çok olgun olduğu için hani olgun düşünceli insanları hani yaştan dolayı daha kafa olgun yapısı oluyorlar. Olarak, evet. Ben de zaten yakınım o yerlere. Evet, diyorsun. Evet. Anladım. Hı-hı. İstanbul'da yaşıyorum son 3 yıldır yaklaşık. İşte Ankara'dan ayrıldım. Evet. Burada hem yaşantıma hem de sosyal hayatıma burada devam ediyorum. Emekliyim zaten. Evet. Belki onu bilmeyebilirsin, emekli olduğumu. Evet. İşte sahne yapmaya çalışıyorum. Ek gelir olarak. Müzikle uğraşıyorum, sahneyle. Onu da Ankara'dan izlemişsin zaten, biliyorsun. Evet. Peki mesela hani evlendikten sonra evlilikten beklentilerin, hayallerin ne? Onu çok merak ediyorum. Vallahi nedir? Benim şimdi bu ikinci evliliğim olacak ve son olacak. Bir kere, evet. İlk önce onu bekliyorum. Yani son olacak. O yüzden de 2,5 yıldır evlenemedim. Doğal olarak. İlk önce tabii bazen duygusal düşünüyorum, bazen de mantık ön plana çıkıyor. Evet. Aslında ikisini karıştırabilsem çok güzel olacak. Keşke. Şu ana kadar olmadı. Hı-hı. Ama hala son gün, bugün. Son gün bugün, belki bugün bile umudum var yani. Olabilir, olabilir. Anladım. Tabii ki. Şimdi bir de şöyle sorayım. Mesela hani herkes, benim kafamdaki mesela evlilik hayalim, hani ikinci evliliğimi yaptıktan sonra böyle bir evlilik düşünüyorum. Hani herkesin hayali vardır kafasında. İşte ben evlenince şöyle yaparım, işte şöyle yaparım. Eşimi monotonlaştırmam kesinlikle. İşte ilişkimin monoton olduğunu düşün. Hani kesinlikle monoton hayata girmek istemem. Uğramaz umut yanıma. Ağrı kodun sol yanıma. Kastedildi bu canıma. Kimdir bilirsin? Neden böyle boynun bükük? Uykuların kırık dökük. Neden gülen çehren asık? Kimdir bilirsin? Kimi kandırır saf tavrın? Hile yalan diğer yarın. Umuduma dert doğradın. Nasıl zehirdir? Sen bilirsin. Ömrüm neden her gün yasta? Solmuş benzin. Ya hasta, çırpınlığım bu kaosta, ne işin var bilirsin. Unutulmaz sandığım, ne sevdalar geldi geçti, ne sen donlar gibi. Mademde kalma, hep düşlerimde ol, hep hayalimde kal ve hep böyle güzel kal. Nankörlerden gördüğüm ihanete gömüldüm. Birkaç metrelik çukura düşmek değilmiş gömülmek. Yıllar boyu etmenin
Hızdırabın adıymış. Adı gömülmek. Sürüp giden bir hayatın sonu değilmiş gömülmek. Yaşatılan anneşliğin vefasızlığın adıymış. Adı gömülmek. En acı söz bal kaymaktır. Tatlı dilinde sistemden az eksik olmaz. Gerçek sevgide yemin olsun yüce Rabbim hakkın indinde. Sen benimsin, ben de senin. Başkası tövbe. Yaptım şiire. Duyurdum ağrını. Türk televizyon tarihine geçmediyse. Ben bir eksik, bir yeteneksiz hissettim kendimi. Şurada. Vallahi kartı alıp origamiden koltuk yapacaktım ben de orada. Ay siz çok yaşayın mi? Bir şey anlamadım. Yaşariye niye çıldırdı? Boğazı acıdı daha bak. Gitti ses. Niye o kadar yıprattın kendini? İşte ona rekabet yaptık. Çok evet. Ay umarım sadece sezon finali yaparız bu şekilde. Evet. Peki paravanı açalım mı Demir artık da diyecek bir şey yani. Kalmadı zaten. Bunun üstüne. Bu sezon finali son programımızda ilk paravan açılıyor efendim buyurun. İyiyim, teşekkürler. Otursana. Ne oldu Demir abi? Amca demediniz. Aa, aşko estağfurullah, ne amcası? Öyle mi? Nereden çıktı o? Hiç öyle şeyler der miyim?
Nasılsın Gülşen? İyiyim. Bayağının yanında. Sen nasılsın? Bir soru sormuştun ya, teşekkür ederim. Hı-hı. Evlilikle ilgili hani, evet, biraz önce. Evet, monoton. Ben hep şunu söylüyorum. Evliyken... sevgili kalabiliyorsan... işte o zaman o evlilik... çok güzel bir evlilik olur. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ben monoton evlilikten kesinlikle yana değilim. Ben hani bir bayan olarak zaten hani bütün görev benim üstüme düştüğü için ben zaten o görevlerimi tamamlarım. Fakat işte erkeğin de üzerine düşen görevler oluyor. Mesela çok fazla işinden dolayı ihmal etme duyguları olabiliyor. İşte ben onları, tabii bunlar konuşulur. Ne oldu, sustunuz? Yok, ben yapacağım. Önümde mikrofon var, bekliyorum da. Yorum alabiliriz. Yapacağım zaten. Şimdi Demir abi, burada seni zaten en iyi tanıyanlardan biriyiz. Bu zamana kadar diğerlerine hani şey olmasın diye demiyorum ama hem tatlılığıyla hem güler yüzüyle, samimiyetiyle hanımancık biri gelmiş oturmuş. Yani burada kimse kimseyi tanıyamaz zaten. Şimdi gidersin çaya, önünde iki ayın var. Çok iyi şekilde tanıyacağını düşünüyorum. Bir şans ver derim yani. Ki ver. Yaşla ilgili bir şey demiyorsun yani. Demiyorum abi. Uğur. Uğur ne diyecek bakalım? O yaşla ilgili bir şey söyleyecek mi? Var mı mikrofon? Beatboxçıların, şairlerin arkasında kalmış mikrofon. Ben Demir abi. Pardon. Duymuyor ki sizi. Şu an ne duyuyor ne görüyor bizi. Ben size söyleyeyim. İptal. Pardon. Benim manevi babam Demir abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin gerçekten çok şanslı olduğunu düşünüyorum şu anda. Hem zaman olarak çok geniş bir zamana sahip olacaksın. Gönlünün Gülşah'a kaptırdığını düşünüyorum ben senin şu anda. Uzun zamandır birinden bu kadar etkilenmemiştin. Onu hepimize hissettirdin burada. Yaşa gelince bir kere zaten sana gelen Talip yani Gülşah onu sorun etmiyor. Senin de zaten yaş problemin yok. İnşallah sizden çok güzel bir hikaye çıkardı. Biz de izleriz. Teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah. Tablo güzel. Fazilet de istiyor mikrofon. Gülşah Ankara'dan tanıyorum ben zaten. Butiğine gidiyordum, oradan alışveriş yapıyordum. Tanışıyorsunuz. Aynen, evet. Tanışıyoruz. Düşünce olarak olgun bir kız. Hani gerçekten Demir abiyle yakışacaklarını düşünüyorum. Bence çay içmelisin. Yemek yiyin hatta direksiz. İftara gidin. İftara gidin. Eğer tabii istiyorsa Demir abi. Şadman abla. Şadım abla da alsın mikrofonu o esnada. Ha Kaan'cığım. Demir abi, ben seni ilk defa bu kadar böyle suskun gördüm. Böyle bir dona kaldın gerçekten. Umudumu kaybediyorum dedin. Karşısına çıktı bence. İnşallah bir değerlendir. Vallahi son gün bir aşk yani. Mı doğuyor acaba İnşallah. Sezon finalinde? Demir abi çok kısa Şadım ya abla diyeyim. Ben yakıştırdım. Çaya çıkabilirler, evet. Bir teşekkür ederiz. Olsun. Müsaade etti Şadım abla. Demir Bey hiç bu zamana kadar bu kadar mutlu olmamıştı. Evet. Öyle mi Demir abi? Yanılıyor muyuz? Yoksa hemfikir misin herkese? Evet, şimdi sezonun son günü, ben bunda bir hayır olduğunu düşünüyorum. Kısmet, hayır. Bir kısmet vallahi olduğunu düşünüyorum. Öyle olacak. Tabii ki Gülşah'ı tanıyacağım. Güzel. Evet, tanımaya gidiyorlar birbirlerini. Aa! Gördün işte.